Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere yulaftan ve tüy değişim zamanında bulunan kuşların bakımının nasıl olması gerektiğinden bahsetmeye çalışacağım. Yulaf içi sarı, kabuğu beyaz, uzun biçimli ve iri taneli bir tağıldır. Tüm tohumlar içerisinde mineral oranı en yüksek tohumdur. Ayrıca yüksek yağ oranına sahiptir bu tohum. Yulaf %14 protein, %64 karbonhidrat, %10 selüloz, %6,5 yağ, bir miktar kalsiyum ve fosfor içermektedir. Tüy dökme dönemindeki kuşlar için yulaf büyük önem taşır arkadaşlar. Yulafı fazla sıklıkla verirsek kuşlarda yağlanmaya neden olabileceği gibi tüylerin sertleşmesine ve erken tüy dökümüne de sebep olabilir. Bu nedenle az miktarda verilmelidir arkadaşlar. Eee yulaf ayrıca sıcak havalarda kuşlar e, kuşlara verirsek biz serinletici etkisinden de faydalanmış oluruz. Yulafın böyle de bir kuşlar üzerinde etkisi vardır. Zayıf düşen ya da hasta olan kuşların kısa sürede kendini toparlaması için geçici olarak sade bir şekilde verebiliriz. Ama bu çok uzun sürmemelidir arkadaşlar dediğim sebeplerden dolayı. Ayrıca tüye giren kuşlara yulaf verilmesi halinde bu sıkıntılı dönemi kolayca atlatabiliriz arkadaşlar. Bir kuşun tüye girdiğini yani tüylerini değiştirdiğini nasıl anlarız? Kısaca ondan bahsedeyim. Öncelikle tüye girmenin bir hastalık değil, kuşlar için sıradan bir süreç olduğunu unutmayın. Özellikle mevsim geçişlerinde tüy değişimi sıklıkla görülür. Sağlıklı bir kuş yılda bir iki kez tüye girer arkadaşlar. Ayrıca yer değişikliğine bağlı stresten dolayı da tüy değişimi görülebilir. Yani yeni aldığınız bir kuşu evinize getirdiğinizde kısa bir süre içerisinde tüye giriyorsa bu muhtemelen yer değişikliğinden kaynaklı stresten dolayıdır. E, telaşlanacak bir şey yok. Yapmanız gerekenleri yaptığınız sürece kuşunuz bu dönemi rahatlıkla atlatacaktır arkadaşlar. Tüy değişimi genelde 10-12 gün kadar sürer. Kuşunuz bu dönemde keyifsiz, kabarık ve halsiz yani hasta gibi olur. Bu dönemde kafes içerisinde olağandan fazla tüy görmeye başlarsınız. Kuşun özellikle baş çevresinde dikenimsi sert tüyler oluşacaktır. Bu belirtileri görüyorsanız kuşunuz tüye girmiştir. Ve sizden güzel bir bakım istiyordur arkadaşlar. Bu dönemde kuşumuza her gün biraz yulaf, ve suyuna B vitamini içeren multivitaminlerden verirsek ayrıca yine suyuna haftada iki kez D3 bu D vitamini birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bu d 3'ten bir damla ee, damlattığımızda kuşumuzun bu zor dönemini en kolay şekilde atlatması için yardımcı olmuş oluruz. D3 tüyde olmayan kuşlar için de önemlidir arkadaşlar. İki haftada bir kez e, suluğuna bir damla kullanarak kuşlarımızın bağışıklık sistemini büyük ölçüde e, destekleyebiliriz. Azı karar çoğu zarardır arkadaşlar. Çok sıklıkla verilmesini kesinlikle öner önermiyorum. David 3 damlayı eczanelerde bulabilirsiniz. Fiyatı oldukça uygun. Yanlış hatırlamıyorsam 5-6 lira civarındaydı. Tüye giren kuş kuluşkada olsa kuluşkasını bırakabilir. Yavruları olsa yavrularına bakmayı kesebilir. Tüye giren kuşunuzun yavrusu veya yumurtası yok ise kesinlikle yuvalık takmayın derim arkadaşlar. Hatta çift halinde bakıyor iseniz kuşlarınızı ayırmanızı da tavsiye ederim. Çünkü sıklıkla kavga edeceklerdir. E, tüyde olmayan kuşunuz tüyde olan kuşunuzun halinden anlamayarak çiftleşmek isteyebilir. Onu rahatsız edebilir sürekli. E, bu da tüyde olan kuşun stresin artmasına sebep olacaktır. Tüy dönemindeki kuşlara olan ilginiz, yani bakımınız gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yulafı e, dediğim gibi çok fazla da vermeyeceğiz, çok az da vermeyeceğiz. Hani e, bir 3-4 parmağınızda bir tutam aldığınız yulaf bir kuş için bir günde yeterlidir. E, bunun fazlası kuşa zarar verir arkadaşlar. Dediğim gibi hastalıktan yeni çıkmış veya hasta hali olan kuşlara kısa bir süreliğine sadece yulaf verebiliriz. Ama bunu uzun süre yaparsak bu sefer kuşu tüye de sokabiliriz. Onun için az verdiğimizde çok faydasını göreceğimiz, fazla verdiğimizde de kesinlikle zarar görebileceğimiz bir tahıldır. Onun için dikkatli kullanmakta fayda var. Yulafı yemcilerde kabuğu soyulmuş veya kabuklu olarak bulabilirsiniz. Benim e, gösterdiğim e, yulaf kabuklu olanıydı. E, fotoğraflarda kabuksuz yulafları da şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Ben e, kabukluyu tercih etmemin sebebi, yani yulafın kabuğunu e, soymakla uğraşırken kuşların mutlu olduğunu, heyecanlandığını görüyorum. E, bu da hani biraz da onlara oyun gibi olduğunu düşünüyorum. Ve işte biz ne kadar doğal ortamda bakmıyorsak da kuşları. En azından besinleri mümkün olduğunca doğada bulundukları haliyle verilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Onun için e, kabuklu şekilde veriyorum yulafı. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.